Değerli izleyenlerimiz, çok özel bir akşamdayız. Öğretmenler günündeyiz. Kale Belediye Başkanımız Erkan Haylan'ın çocukluğundaki öğretmeni Hüseyin Noyan hocamız yanımızda. Şimdi hocamla röportajımız olacak. Hocam iyi akşamlar. Sağ olun efendim, sağ olun efendim. Öncelikle öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki hocam, Erkan başkanımızla ilgili neler söylemek istersiniz? Efendim, Erkan hala benim birinci sınıftan alıp 5. sınıfa kadar okuttuğum, her sınıfta en başarılı bir öğrencimdi. Aynı zamanda amcası kızı, öğretmenin kızı da onunla beraber devamlı olarak yarış içindelerdi. Çok çalışkandı. Öyle bir öğrencime her girdiği yarışmalarda başarı kazandığına gözlerimle şahit oldum ve onun başarı kazanması için sınıf birincisi, okul birincisi ve başka yerlerdeki yarışmalarda birinci gelmesi için çok gayret ettim. O da her türlü sarmış olduğum yükü en iyi şekilde yetiştirdim ve baş pehlivanlığa doğru yönelttim onu. Onun için belediye başkanlığı aday oldu. Belediye başkanlığına kazandı. Burada belediye seçimlerinde Zeybekçi bakanımız Erkan Hayli'yi toplantı oluyordu burada. Erkan Hayli'yi oy vermeyecek var mı içinizde dedi. Ben varım dedim. Parmağımı kaldırdım, ben varım dedim ben. Herkes beni baktı, kameralar beni çektiler. Sen niçin vermiyorsun Erkan Hayla'ya dedi. Ben de efendim, ben Kale'de değil de Tavas'ta oy kullanacağım için ona oy vermeyeceğim dedim. Erkan Bey kürsüden, seçim arabasından atladı geldi. Hocam dedi, sarıl sarmış oldu. O şekilde bir anımızı tazeledik. Ve arkasından Zeybekçi, Erkan Hayla, bir arkadaş da olmak üzere 4 kişi Tavas Zeybek'i oynadık. Zeybekçi Bey, bakanımız, hocam dedi, bu foterle, şapkayla Zeybek oynamaz. Oynanmaz dedi. Ben de şapkayı fıydırdım, çıkardım. O şekilde şapkasız oynadım. Peki, o şekilde. Hocam, Erkan Haylan'ın çocukluğunda böyle bir iş başaracağını bekliyor muydunuz? Belediye başkanlığı gibi güzel bir göreve geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Vallahi yükseklere kazanacağına, yüksek okullara mutlaka gitmesine dilediğim bir öğrenci ve bu çocuk ailesine, çevresine ve vatanımıza faydalı bir öğrenci olacağına inanıyorum ve destekliyorum diye ahd ederdim. Ve dediğim gibi okul hayatında ve buradaki belediye çalışmalarında başarılarını gördüm. Zaman zaman motorumla Fethiye ve Muğla'dan gelirken bazen yanına uğruyorum, bazen yerinde bulamıyorum. Motorumla kalenin altını üstüne geziyorum. Sokak sokak, cadde cadde geziyorum ve oradaki bu nizma yapıldı, bunu nasıl yapıldı diye araştırıp, soruşturup izliyorum. O şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir şey değil efendim, bir şey değil. Evet değerli izleyenlerimiz, Kale'de Öğretmenler Günü'nde devam ediyoruz. Tabii Kale'de birçok emeği geçen hocamızla beraberiz. Cemil Geliş hocamızla beraberiz. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Hocam, Kale'de birçok öğrenciniz oldu. Neler bahsetmek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Öğretmenlik çok değerli bir meslek. Bu mesleği icra etmek o kadar kolay bir iş değil. Ama eserlerini gördükçe insan mutlu, bahtiyar oluyor. Biz de işte 20 sene oluyor emekli olalı. Birçok öğrenci yetiştirdik.
Kimisi doktor, kimisi avukat, kimisi sayıştaydı, danıştaydı falan. Bunları gördükçe, bunlarla karşılaştıkça övünç duyuyoruz, seviniyoruz ve duygulanıyoruz üstelik bir de. Neden duygulanmayalım? Eserimiz karşımızda bizi hizmet için hazır bekliyor. Bundan bahtiyar bir olay olur mu? Olmaz tabii ki. Evet hocam, peki öğrencilerinize buradan bir diyeceğiniz var mı hocam? Öğrencilerimiz her zaman tavsiye ettiğimiz şeyler bizim yine aynı tavsiyemiz olacaktır. Onlar bizim gözümüzde hala öğrencidir. Vatanını, milletini çok sevsinler. İnsanlarımızı hizmet etmekten çekinmesinler. Yorulmasınlar, durmadan çalışsınlar. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri düsturuyla hareket etsinler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 24 Kasım Öğretmenler Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ve Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Günün anlam ve önemi ilgili konuşmanın yapılması. Öğretmenler Günü ile ilgili halk ve öğretmenin şiiri, okullar arası düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında... Büyük emeği olan öğretmenlerimizin şeref günü. Sizlerin kıymet ve önemini anlatmaya günler yetmez. Sizler Atam Oğuz'un, Dedem Korkut'u, Kayı Bey'in Şeyh Edebalısı, Fatih'in Akşemseddinlerisiniz. Bizlere hep öteleri gösterenlersiniz. Işıksınız. Allah bu ışıkları söndürmesin. Bizim gerektiğimizde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bana bir harf öğretin, 40 yıl kölesi olurum. Gerekse baş öğretmen Atatürk'ün, gelecek gençlerin, gençler öğretmenlerin eserleri sözleriyle ne kadar değerli olduğunuzu her fırsatta dile getirmiş insanlarsınız. Ben hepinizin önünde saygıyla uğurluyorum. Allah nice öğretmenler günlerini sizlere yaşatmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli okul müdürlerim, yönetici arkadaşlarım, eğitim camiasının yöneticileri, çok saygıdeğer öğretmenlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten çok farklı bir günde, çok anlamlı bir günde bu ortamı, bu atmosferi sizlerle birlikte paylaşıyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum sözlerime başlarken. Gençlerimizi, öğrencilerimizi hayata hazırlayan, geleceğe hazırlayan ve geleceği inşa eden siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Değerli öğretmen arkadaşlarım, elimden geldiğince mesai bölümünü eğitimle ilgili sorunların çözümüne ve sizlerin daha sağlıklı ortamda eğitim hizmetlerinin yürütülmesi anlamında size daha sağlıklı ortamlar hazırlamak için harcamaya çaba sarf ediyorum. Bu bağlamda Kale'de gerçekten çok farklı çalışmalar, çok önemli aşamalar kat edilmiş ve gerçekten eğitim anlamında belli bir aşamaya, belli bir noktaya, fiziki imkanlarını belli bir seviyeye getirmiş bir ilçe teslim aldım ve bundan dolayı da gerçekten bir kaymakam olarak kendimi şanslı hissediyorum. Bunun da ötesinde sizler gibi gerçekten eğitimi kendine bir idare edilmiş öğretmenlerle ve eğitim yöneticileriyle çalışıyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün o açıdan da benim için ayrıca anlamlıdır. Sizlerle birlikte ikinci bir Öğretmenler Günü'nü daha yaşıyor olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ben bir araya gelmişken aslında sizlerle birlikte, sizlerle paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Onları da bu ortamda sizlerle konuşmak istiyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki arkadaşlar, hepiniz özveriyle ve
Çoğu zaman da belki kendi mesainizden, kendi özelinizden vakit ayırarak öğrencilerimizin eğitimine, onların iyi bir şekilde hazırlanmasına, hayata iyi bir şekilde hazırlanması için çaba sarf ediyorsunuz. Buna bizzat şahit oluyorum ve emin olun velilerimizden ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyorum sizlerle ilgili ve bu da beni ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bunun için de bir kez daha burada tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Okuluma götürün beni, ilk okuluma, sevdiğim arkadaşlarıma, bahçede oynadığım oyunlara, saklandığım ağacın arkasına, su içtiğim okul çeşmesine götürün beni. Okuluma götürün beni, yazılılara, sözlülere, aldığım notlara götürün. Açın karnımı önüme, öpsün babam alnımdan, kucaklasın sımsıkı, hissedeyim sıcaklığını. Okuluma götürün beni, lise yıllarıma. Sevdiğim kıza söyleyin, o seni çok sevmişti ama sana kıymamak için söylememişti bile. Şimdi duy işte deyin. Okuluma götürün beni, lise yıllarıma. Mezun olduğum ana götürün. O buruk acıyı hissedeyim yüreğimde, ayrılırken arkadaşlarımdan tekrar boğazım kurusun, yutkunarak gözyaşımın sıcaklığını hissedeyim yanımda. Okuluma götürün beni, üniversite yıllarıma. Gurbeti yaşayın benimle, hayal edin beni orada bir yurt köşesinde. Çalışma odasında kitaplarımla, yapayalnız sabahlarken yine güneş doğsun satırlarım üstüne. Okuluma götürün beni, ilk öğrencilerime, ilk çocuklarımın seslerine götürün. Sınıfa girdiğimde ürkek bakışlarla ayağa kalktıkları, sonra birbirlerine silgi fırlatıp koşup oynadıkları o güne götürün. Okuluma götürün beni. Aceleyle çıktığım merdivenlere, imzaladığım sınıf defterlerine, unutamadığım öğrencilerime götürün. Ortada beraber alalım başkanım. Beraber. Buradayız efendim. Arkadaşlarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz, Allah razı olsun, hepsi kilometrelerce uzaklardan geldiler. Biz inşallah bunu geleneksel hale getirdik. Bir gün bizim evlatlarımız da sizlere bu kürsüde aynı bu şekilde inşallah çiçek vereceklerdir. Çünkü bizim ilçemiz vefalı bir ilçedir. Ben huzurlarınızda hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygıyla ellerinden öpüyorum. Onların bizler üzerinde emeği çok büyük. İnşallah bundan sonra da sağlıklı, mutlu, huzurlu günler onlara diliyorum. Huzurlu yıllar onlara diliyorum.
Bu organizasyonda emeği geçen emekli Milli Eğitim Müdürüm Cemil Geliş'e ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İnanın bu organizasyonda çok büyük emeği var. Yaşlıyım demedi, ben gelemem demedi. Çok çalıştı ve eski arkadaşlarıyla burada buluşmak için çok uğraştı. Ben tekrar tekrar hepsinin saygıyla önünde eğiliyorum, ellerimden öpüyorum. İnşallah sizleri de bir gün burada bu şekilde görebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, benim bu dizlerim birkaç defa titredi. Birisi sanırım eşimin evet demesini beklerken, bunlardan bir tanesi de 83 yılında ilçemizde Öğretmenler Günü'nü kutlayacağımızda sunuculuk yaparken. Bugün de hem dizlerim titriyor hem de sesim. Bugün güzel kalemizi bir daha böyle gezdik, baktık. Ne güzel günlere gelmişiz. Bugünlere çok kolay gelinmedi arkadaşlar. Benim kaleye ilk gelişim Karagöl, 75 yılı. Eşim nişanlıyız Doğan'da. Eşekle 1,5 saatlik yerden su getiriyor. Karagöl'e tayiniz çıktı. Orada birleştirdiler. Dediler ki çok torpilli yere gittiniz. Gittik Karagöl'e sevine sevine. Elektrik yeni gelmiş. Suyu yine oradan eşekle getirdik. Neticede 49 metrekare okul lojmanı içerisinde fiilen 14 sene geçirdik. Köylülerimizle, ilçe halkımızla beraber sevindik. Onlarla beraber üzüldük. Buradaki emekçilerin bu ilçenin bu hale gelmesinde hepsinin bu temelde hepsinin birer harcı vardır. Kendilerine göre ayrı ayrı. Anlatacakları çok şeyler vardır. Örneğin köyünde 7 can yandı. Hepimiz üzüldük. Hüseyin Çokan Bey Kırpınar'da baş pehlivan oldu. Sanki eğer meydanda kendimiz vardık. Arkadaşlar ben kendim Fethiye'liyim. Eşim de İzmir'de. Karaköy'de 14 sene. Beni kimse tutmuyordu. İstediğim zaman, istediğim ile hatta hani deniz olarak düşürseniz Denizli'nin en güzide okullarından birisine de gidebilecek çok yüksek puanlarım vardı. Ailelerimden de güzel takdirnameler aldım, bakalım bakalım. Fakat beni burada 14 sene tutan Karaköy'e geldim. Ortaokul ve liseyi bitirmiş 10 öğrenci. Yani 10 tane insan, 11.'si yok. Bunlardan birisi de Sayın Denizli'nin eski belediye başkanı Ali Aydın'a, o da Denizli'de ikamet ediyor. O sıralarda 75'li yıllar kendi köyünde Fethiye'de 700 civarında memur ve işçi var. Bir açtı bizimki. Bir fidan dikecektik. Meyvesini alacaktık. Ben o fidanı diktim. 14 senede suladım, besledim, uğradım, uğraştım eşimle birlikte. Bu bizi hatırladığı için bizleri unutmayan buranın insanlarına, buranın bir temsilcisi, belediye başkanımıza ayrıca çok çok da teşekkür ediyorum. Ben de hala Denizli'de evimin önünden geçen Karaköy, Karayaza minibüslerin arkasında onlar kayboluncaya kadar bakarım. Yani öyle bir sevgiydi, öyle bir aşktı bizimki. İnkılap ve ilkelerine. Anayasada ifadesi bulunan. Türk milliyetçiliğine. Sadakatle bağlı kalacağıma. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını. Milletin hizmetinde olarak. Tarafsız ve eşitlik ilkelerine. Bağlı kalarak uygulayacağıma. Türk milletinin. Milli. Ahlaki. İnsani. Manevi ve kültürel değerlerini. Benimseyip. Koruyup. Bunları geliştirmek için çalışacağıma. İnsan haklarına ve. Anayasanın temel ilkelerine dayanan. Milli.
demokratik, layık bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Bu değerli topluluğun huzurunda bu yemin ile öğretmenlik mesleğine asaleten başlayan meslektaşlarım, eğitim öğretim kalitemizin sizlerle birlikte daha üst seviyelerine çıkacağına olan inancımız sonsuzdur. Burada bulunan amirlerim ve misafirlerim adına hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, Kale'deyiz. Bugün Kale'de Kale Belediye Başkanımızın düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü'ndeyiz. Tabii bugün çok önemli bir gün. Başkanımın duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok önemli bir akşam. Öğretmenler Günü'ndeyiz. Sizin de eski öğretmenleriniz burada, neler söyleyeceksiniz başkanım? Evet, biz geleneksel hale getirdiğimiz Öğretmenler Günü kutlamalarında bu sene 2015 yılının Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Gene eski emekli öğretmenlerimiz, eskiden kalede görev yapmış öğretmenlerimiz burada. Onlara gene vefamızı göstermeye çalışıyoruz. Allah razı olsun, onlar da uzak yollardan geldiler. Bizleri kırmadılar. Öğretmenlerin değer ve önemini böyle günlere sığdırmak mümkün değil. Biz inşallah onlara bir vefa borcu olarak bu günlerini en güzel şekilde kutlamalarına vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda birazcık da etkili oluyoruzdur. Ben bu vesileyle sizlerin huzurunda bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Allah nicelerini göstersin diyorum. İnşallah yetiştirdikleri öğrencileri her zaman gurur tablosu olarak görürler. Her zaman yükseklerde görürler. Onlarla gurur duyarlar. Bugüne kadar görev yapmış, ahirete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit olmuş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlarına uzun ömürler diliyorum. Genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sizlere de bu yayında emeğiniz geçtiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, Kale'de röportajlarımız devam ediyor. Biraz önce söylemiştim, çok önemli bir akşam, Öğretmenler Günü'ndeyiz. Şimdi Kale Kaymakamımız Sayın İhsan Ayrancı Bey'le de görüşeceğiz. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum, hoş geldiniz. Bugün hoş bulduk efendim. Çok önemli bir akşam, Öğretmenler Günü'ndeyiz. Siz neler söylemek istersiniz efendim? Ben tüm öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın, eğitimi kendine ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sizlere de böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için, burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok farklı bir gün. Hepimizin hayatına dokunmuş, hepimizin hayatına yön vermiş öğretmenler vardır ve bunları unutamayız. Kale'de bu bağlamda gerçekten eğitim kadrosu olarak ve eğitim yöneticileri kadrosu olarak çok şanslı bir ilçe. Ben kendimi bir kaymakam olarak bu kadar idealist, bu kadar başarılı, özverili çalışan bir kadronun başında kaymakam olarak görev yapmaktan dolayı kendimi şanslı addediyorum. Kale'de de her geçen sene eğitimi olan, eğitimde kaliteyi artırmak adına gerek fiziki imkanlar olarak olsun, gerek eğitim kadromuz olarak olsun, özverili bir şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Eğitim hususu benim her zaman için öncelediğim, bütün meselelerin önünde gördüğüm ve her zaman için mesleğimin büyük bir bölümünü kapsayan bir mesele. Böyle özel bir günde de tüm eğitim camiasıyla bir arada bu atmosferi paylaşıyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sizin ta ilkokuldan beri size üniversitenin son sınıfına kadar okutan öğretmenlerimize bir mesajınız olacak mı efendim? Ben tüm öğretmenlerime, benim hayata hazırlanmamda, bu noktaya gelmemde emeği geçen tüm öğretmenlerimi hepsini çok büyük bir sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Gerçekten ilkokul öğretmenim özellikle hala unutamam. Bazı öğretmenlerimiz vardır, böyle isimlerini unutamayız. İlkokulda da, ortaokulda, lisede gerçekten böyle öğretmenlerim oldu. Ve bana çok doğru bir şekilde yaklaştılar, çok doğru bir şekilde yön verdiler. Bunun tam tersi de olabiliyor gerçekten. Bir öğretmen için çok basit olan bir şey, bir çocuğun başını okşamanız bile onun dünyasında çok farklı bir farklı yankılanabiliyor ve bunun tersi de aynı şekilde. Biraz önce aslında öğretmen arkadaşlarımla da onu paylaşmak istedim. O bağlamda ben
bana dokunan, hayatıma dokunan ve hayatımı anlamlı kılan tüm öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de yanımızda Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım hocam var. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Öncelikle öğretmenler gününüzü kutluyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Bu anlamlı günümüzde bizimle beraber olmanızdan dolayı başta sizler olmak üzere Pamukkale TV yöneticilerinin hepsini teşekkür ediyoruz. Bugün burada Sayın Başkanımızın başlatmış olduğu bir proje var. Kale'de görev yapmış eski öğretmenlere davet etti. Bu da buraya gelen öğretmenler içinde bizim de öğretmenlerimiz var. Onların yanında şu anda ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum kendime. Hala ilk günün heyecanını yaşıyorum. Ondan dolayı çok mutluyuz. Peki hocam, sizin çocukluğunuzda sizi okutan öğretmenlerimizle görüşme şansınız oluyor mu? Evet, şu anda birebir olmuyor ama böyle bir öğretmenler günü olduğu için gelen öğretmenlerimiz için de bizi okutan öğretmenlerimiz de, hatta kulağımızı çekenler de var. Peki hocam, buradan meslektaşlarınıza bir mesajınız varsa alalım hocam. Mesajımız öğretmenlerimizin, öğrencilerimize vatan, millet, bayrak sevgisiyle donatmaları, ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, izlediğiniz gibi Kale'de Öğretmenler Günü'nde bulunduk. Şimdi biz buradan ayrılıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Çiçek açtı zerdane, muallim. Çiçek açtı zerdane.